Merhabalar, Bungalow Payout Stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mubi platformunda da bulabileceğiniz Vecide filmi hakkında konuşmak istiyorum. Vecide filmi çok enteresan bir film. Çünkü Suudi Arabistan'da ilk kadın yönetmenin çektiği ilk uzun metrajlı film ve Suudi Arabistan'da çekilen de ilk uzun metrajlı film. Yani hem bir kadın yönetmenin Suudi Arabistan gibi bir yerde uzun metrajlı bir film çekmesi büyük bir olay. Hem de çok başarılı bir film bence. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim bu filmi. Dediğim gibi Mubi platformunda da bulabilirsiniz. Yönetmeni Haifa Al-Mansur, doğru okuduysam ismini. Ve film 2012 yapımı. Suudi Arabistan'daki böyle sosyal sıkıntıları göz önünde seren ve bunu da bir kız çocuğu Vecide üzerinden yapan bir film Vecide. Çok fazla festivallerde ödül almış da bir film. Yani çeşitli festivallerde ödüller almış. Hatta Oscar adayı olmuş ama aday gösterilmemiş bir film daha sonra. Ben 2012 yılındaki diğer filmlere baktım. Bence gösterilmesi gereken bir film. Aday, en azından aday olarak gösterilmesi gereken bir filmdi. O zaman konusuna geleyim. Vecide aslında çok da çalışkan olmayan bir ilkokul öğrencisi. Ve en büyük hayali arkadaşı Abdullah gibi bir bisiklete sahip olmak. Ve onun gibi sokaklarda özgürce bisiklet kullanabilmek. Yeşil de bir bisiklet görür bir dükkanda ve o bisikleti almaya çalışır. Ama çok pahalıdır. Vecide'nin öyle bir parası yoktur. Ve para biriktirmeye başlar. İşte geceleri bileklik yapar vesaire satar ama çok az para birikmektedir. Sonra bir gün bir haber gelir ve bir Kur'an okuma yarışmasında işte onun ihtiyacı olan para kadar ödül verileceği söylenir. Vecide çok heyecanlanır ve hemen yarışmaya katılmak ister. Ve bundan sonra Vecide'nin o çırpınışını ve işte çok zorlu bir yarışma, ona çırpınışını, ona çalışışını izleriz. Bu arada tabii ki arka planda Suudi Arabistan'daki kadınların yaşadığı durum, toplum baskısı, o kapalı toplumun ne kadar zor bir yaşama sürüklediği insanları ve kadının değerinin aslında ne kadar olmadığını o toplum içerisinde bize çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Yani yüzümüze vurmuyor ama ufak ufak detaylarla hoş bir şekilde yani durumun kötülüğünü aslında çok güzel yansıtıyor. Böyle bağıran filmlerden değil. O yüzden bana yer yer Persepolis'i de hatırlattı. Onunla ilgili bir önermatik videosu çekmiştik daha önce. Filmin dili çok yalın ve hikaye çok akıcı şekilde ilerliyor. Zaten Vecide ve Abdullah'ı oynayan çocuk oyuncular da çok başarılı. İkisi de süper canlandırıyor kendilerine verilen rolü. Yani ikisi de harikaydı. Ben çok etkilendim ikisinin de oynadığı rolden. Ve çok inanmışlar yani o şeye, kendilerini adamışlar rollerine hakikaten. O anlamda çok başarılıydı onlar da. Onların da hakkını verelim. Filmde işte Vecide'nin annesinin yaşadığı problemler de var. İşte kuma gelmesi gibi vesaire vesaire vesaire. Yani Suudi Arabistan toplumunda kadının yerinin nasıl olmadığını aslında bize gösteren bir film. Ve bunun Suudi Arabistan'da bir kadın yönetmenin çekmiş olması ayrıca filme bir önem katıyor. Bu arada söylemeden etmeyeyim, bisiklet almak istiyor Vecide ama kadınların bisiklete binmesi de toplum gözünde bir tabu aslında. Yani kadınlar ne bisiklete binecek gibi bir algı var ve ya toplum bir yasak olarak bakıyor bisiklete binmesine. Vecide ise bütün yasaklara karşı çıkarak o bisikleti alıp Abdullah gibi sokaklarda özgürce bisikletiyle dolaşmak istiyor. Film boyunca bunu izliyoruz. Çok tatlı bir film. Hem acı hem tatlı bir film. İzlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Mubi'de de var şu anda. İzlerseniz ve bize de paylaşırsınız izlediyseniz çok seviniriz. O zaman görüşmek üzere.